71. soru. Yukarıdaki Türkiye haritasında ikisi de 32 doğu meridyeni üzerinde yer alan A'dan B'ye güney yönünde gidildiğinde birinci yerel saat, ikinci başlangıç meridyene uzaklık, üçüncü güneş ışınlarının düşme açısı ifadelerinden hangisi ya da hangilerinde değişim gözlenmez? Bu merkezler aynı boylam üzerinde yer alıyor, bakınız arkadaşlar. Aynı boylam üzerinde yer alan yerlerde yerel saat aynıdır. Aynı boylam üzerinde yer alan yerlerin güneş karşısından geçiş anları, yani öğle vakitleri aynıdır. En kısa gölge boyunun ölçüldüğü an aynıdır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneşin doğuş ve batış saatleri aynıdır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Buna göre bakalım. A yalnız 1, yani yerel saat. B yalnız 2, başlangıç meridyenine uzaklık. C yalnız 3, güneş ışınlarının düşme açısı. D 1 ve 3. E 2 ve 3 diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, demin söylediğim açıklamaya göre o zaman bu merkezler aynı boylam üzerinde olduğu için yerel saatleri aynı olacaktır. 72. soru. Türkiye'de Ankara'dan doğuya ve Isparta'dan kuzeye doğru gidildikçe yıllık ortalama sıcaklıklar azalmaktadır. Bu durumu ortaya çıkaran temel faktörler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Ankara ve Isparta olarak ayrı ayrı değerlendireceğiz. Yani Ankara'dan doğuya doğru gidiliyor. Ankara'dan doğuya doğru gidildiği için yükselti artar. Yükselti arttığı için de sıcaklıklar azalır. Isparta'dan kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Çünkü ekvatordan uzaklaşılır. Güneş ışınlarının geliş açısı azalır. Yani enlem olarak ne yapılır? Daha kuzeye gidilir. O zaman Ankara yükselti, Isparta ne olacak? Enlem olacak. Tek tek bakalım. A yükselti enlem, B boylam enlem, C karasallık boylam, D yükselti karasallık, E enlem yükselti. Ankara'dan doğuya doğru ne demiştik? Yükselti. Arkadaşlar, Isparta'dan kuzeye doğru ne demiştik? Enlem. Yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? A seçeneği olacak. 73. soru. Birinci durum. Sıcaklığın dağılışında yükseltinin etkisi ortadan kaldırılarak hesaplanan sıcaklığa indirgenmiş sıcaklık denir. İkinci durum. Türkiye'nin indirgenmiş sıcaklık dağılışı haritasında güneyi ile kuzeyi arasındaki sıcaklık farkı 7-8 derecedir. Buna göre Türkiye'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki sıcaklık farkı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A. Matematik konum. B. Yer şekilleri. C. Karasallık, denizellik. D. Yükselti. E. Yağış rejimi. Evet arkadaşlar, cevabımız matematik konum. Türkiye'de kuzey-güney yönlü güneyden kuzeye doğru sıcaklıkların azalmasının temel nedeni matematik konum olarak bilinmesi gerekir. Çünkü Türkiye'nin kuzeyine doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı azalmakta. Buna bağlı olarak da sıcaklıklar güneyden kuzeye doğru azalmaktadır. Matematik konum yerine bazı sorularda enlem, dünyanın şekli, güneş ışınlarının geliş açısı gibi maddeler de karşımıza çıkmaktadır. Aslında aynı şeyi ifade etmektedir arkadaşlar. 74. soru. Türkiye'de cisimlerin gölge yönü yıl boyunca kuzeydedir. Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir? A. Kuzey yarımkürede yer alması. B. Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik almaması. C. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması. D. Orta kuşakta bulunması. E. Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alması. Arkadaşlar, Türkiye'de cisimlerin gölge yönünün, bakınız gölge yönünün yıl boyunca kuzeyi göstermesinin nedeni Türkiye'nin yengeç dönencesinin kuzeyinde yer aldığını gösterir. Bakınız, kuzey yarım kürede değil, yengeç dönencesinin kuzeyinde, yani daha da kuzeyde
yer almasını gösteriyor. Bunu bilmemiz gerekli. Yani seçeneğimiz E, doğru seçenek oluyor. 75. soru. Coğrafi açıdan önemli bir konumda olan Türkiye, elverişli özellikleri nedeniyle tarihin ilk çağlarından beri büyük ölçüde yerleşime açılmış pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Buna göre 1. zengin kültürel mirasa sahip olması, 2. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması, 3. kültür turizmi potansiyelinin fazla olması ifadelerinden hangisi ya da hangileri yukarıdaki açıklamaya kanıt oluşturur? Evet, buna göre bakalım. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1, 2, E. 1, 3. Evet arkadaşlar, yukarıdaki açıklamamızda ne demiştik biz? Tarihin ilk çağlarından beri yerleşime açılmış pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bunu nasıl görebiliriz? Zengin bir kültürel mirasımız vardır, değil mi bu nedenle? Artı kültür turizmi potansiyeli fazladır. O zaman doğru seçeneğimiz ne oluyor arkadaşlar? Edirne seçeneği oluyor.